Ya Allah'ını seversen üstünde kapaklar bozuyor diyor ya. Tövbe işte. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet Euro 4 göstereceğim. 1-3 Multijet yine sık sık kullandığımız Doblo iniş aracı. Bu bizim komşumuzun aracı. Komşumuzun büyük aracında problem olduğu için emanet olarak alıp, emanetin canı tezdir biliyorsunuz her zaman, bozulan bir araç. Ya konsantrasyonumu bozuyorsunuz arkadaşlar. Video çekmeye çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hiç. Neyse. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Euro 4. Abimizin Ford Transit'i motor yediği için, kepçe vatası kestiği için bunu ödünç olarak alıyor. Kendi çalışanından. Kendi çalışanından alıyor fakat araba o kadar devirli kullanılıyor ki belli bir süre sonra MM manifoldu patlıyor. Hemen buna bakacağız. Hep birlikte MM manifoldu patlak diye getirip anahtarı bize teslim ettiler. Sizinle birlikte ben de MM manifoldu nasıl patlar diye bakacağım. Sizlere de göstereceğim. Araçla ilgili bilgi istiyorsanız araç 2006-2007 kasa zaten görünüyor. Yani ruhsata bakmaya çok fazla gerek yok. Kilometresini de paylaşmak istiyorum. 235 bin'di arkadaşlar araç. Hemen şöyle göstereyim. Buradan görmüş olduğunuz gibi aracın MM manifoldunu sökmeden bir işlem yapılmış. Fakat bu işlem tutmamış. Artık biz söktüğümüzde tekrar işlem yaparlar. Orasını bilemem. Ama daha önce başıma gelmedi desem yeridir. Yani en azından buradan çatlatanını hiç görmedim. Sizlerin başına geldi mi bilmiyorum arkadaşlar. Bunu yorumlara mutlaka yazın. Bu benim ilk defa başıma gelen bir şey. Sökeceğiz ve kontrol edeceğiz. Nasıl çatlamış, nereden çatlamış diye. Daha önce tabii ki de manifold çatlakları başımıza geliyor. Fakat bu manifoldda su soğutma yok. Sadece turbo basıncıyla çalışan. Acaba yazılım var mıydı yok muydu vesaire. Bunun gibi düşüncelere kafamı kurcalamıyor değil. Tabii sordum ama tabii ki de bilinmiyor işte yazılım olup olmadığı veya ne bileyim turbonun hibrit yapılıp yapılmadığı. Ama plastik bir malzeme, artık zamanı dolduğu için mi patladı orasını bilemiyorum. Sökeceğim ve sizlere göstereceğim. Emanet malın canı burnunda mıdır derlerdi. Unuttum. O atasözünü de mutlaka yorumlar kısmına yazın. Hadi parçalayalım arkadaşlar. He ne oluyor onu da paylaşayım. Şu anda araba aslında kullanılıyor. Fakat buradan ufak ufak hava kaçırdığı için araç çekiş düşüklüğüne neden oluyor ve bu MM manifoldu patlak olduğu için, hava sirkülasyonu düzgün olmadığı için araba tam gazlarda veya yüklendiğiniz zaman kara duman atıyor. Yani siyah duman atıyor çünkü basınç kaçırıyor yani. Hava kaçırıyor. İstenilen bir hava MM manifoldunu bulamıyor. Belli bir kısmı dışarıya kaçıyor. Bir de şunu da merak ediyorum, onu da paylaşayım. Bu arabanın acaba manifoldu çok temiz çıkacak mı? Çünkü çok basınçlı ve çok devirli kullanılıyor. Yani bakıldığında manifold patladıysa eğer gaz pedalından, yani yüksek ihtimalle bunun kullanıcısı çekmiyor gaz pedalından ayağını. Buna nazaran bakalım kurum çıkacak mı? Bunu da çok merak ediyorum aslında. Hepsi birazdan arkadaşlar. Manifoldu yerinden aldık. Şöyle göstereyim. EGR'yi vesaire sökmeniz gerekiyor. Bu iş gerçekten, bakın şöyle göstereyim size. Pis bir iş. Bana bazılarınız yazıyor yorumlarda, abi biz bu manifoldu söktürecek usta bulamıyoruz, gittiğimiz zaman bunu sökmüyorlar, bu kurumları temizlemiyorlar vesaire vesaire diye. Yani iş kolay bir iş değil, bir de pis, yani pis iş. Ne kadar eldiven de kullansanız bu kurum arkadaşlar ister istemez sizi etkiliyor. Şimdi bu manifoldu daha öncesinde göstereyim şöyle. Buradan kaynak olmuş ve buradan patlamış. Bu üzerinde olan bir kaynak ve aynı zamanda alt kısımda da. Şuradan da kaçırıyormuş. Bakın burada patlamış, açılmış. Sanki bir matkapla delmişçesine yarılmış. Bunun yanılma sebebi bu ilk fabrika presi, yani çıkan fabrika pres gibi olmuyor bu kaynak. Çünkü bunun içerisinde bir turbo basıcı var. 0.8 ortalama, 0.7 diye biliyorum fiyatlarda. Yanılıyor olabilirim. Bunu mutlaka yorumlara yazın gerçeğini. Peki manifold ne olacak? Ya çıkma orijinal bakılacak ya da yan sanayi bir manifold. Orijinal çünkü pahalı. Orijinal manifold da tercih ederseniz tabii ki de orijinal manifoldu da alıp takabilirsiniz ama bayağı bir pahalı servis malları, onu söyleyeyim. Bunlar bakılacak. Bizim bu manifoldumuza ne olacak onu bilmiyorum. İşte karar vereceğiz. Şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Daha önce başımıza gelenlerden bahsedeyim. Turbo borusunda başımıza gelen olaylardan biri. Yan sanayi bir malzeme kullandığımızda bunu erken patlatma ihtimali çok yüksek oluyor. Bu yüzden biraz daha bu tür malzemeleri değiştirirken orijinale yakın ya da çıkma orijinal varsa çıkma orijinal ve orijinal fiyatı uygunsa
mümkünse orijinal kullanmaya dikkat edin. Bunun bilgisini de verelim. Kurum öyle beklediğim gibi bir kurum çıkmadı işin açıkçası. Daha önceki benim videolarımda eğer sağ sola bir kenara koyarım, görüntüsünü alabilirsem, buranın tam anlamıyla tıkalı olduğu videolarım var. Evet, bu zaten bu araba bayağı bir basınçta kullanılmış belli. Yani devirli kullanıldı. Manifoldun kurumundan vesairesinden de belli arkadaşlar. Sizin de böyle bir şey başınıza geldiğinde bilginiz olsun, kulağınıza küp olsun. Tabii ki de bu emanet alınan bir araba. Yani 1.3 Multijet emanet almadan önce bu videoyu izliyorsanız eğer 1-2 kere, 1-5-10 kere bir düşünmeniz gerekiyor. Böyle ihtimaller başınıza gelebilir. Ha, ne olur? Yani bu olağan bir şey. Sonuç olarak yıllanmış bir araba, 15 yaşını geçmiş bir araba yüksek ihtimalle bu. Model olarak baktığınızda 220 bin mi, 225 bin mi o civarda kilometresi var. Belki de 35 bin. Videonun başında söyledim. Ama ne kadar kilometre az olsa da sonuç olarak bu plastiklerin bir ömrü var. Ne olursa olsun boruların bir ömrü var. İster istemez bu şekilde etkilenebiliyor. Ha, diyeceksiniz ki çıkmanın da, ama yapacak bir şey yok. Ülke ekonomisine göre sıfır gönül isterdi ki fiyattan gidip bu parayı verip sıfırını alıp takalım. Ama bunu herkesin bütçesi yetmeyebiliyor. Bu durumda ne olur? Peki bu şekilde yola gidilir mi? Arkadaşlar, bu araç Sinop'tan bu şekilde bize kadar geldi. Eğer araç DPF'li bir araç olmuş olsaydı, yani katalitik konvektördü, eski nesil bir araç olduğu için, Euro 4 bir araç olduğu için, Euro 5 bir araç olmuş olsaydı, bu şekilde Sinop'tan buraya gelene kadar DPF'i kurum dolduracaktı ve bu sefer egzozu tıkayacaktı. Çünkü verimli bir turbo basıncı olmadığı zaman DPF arkadaşlar aşırı enjektörlerin işemesi, çünkü enjektör içeriye ne olursa olsun kendine kodlandığı yakıtı püskürtür. Ama hava sistemi ister istemez eksik oluyor. Aleykümselam. Eksik olduğu için hava sistemi olduğu gibi kurum yapıp bu kurumu da DPF'in içerisinde biriktirir ve Samsun'a girişinde herhalde 19 Mayıs'ta DPF lambası yanardı bu aracın ki. Belki de hatta şunu da yapabilirdi. Hemen manifold basınç hatası gösterip yolda gaz kesip bu arabanın Samsun'a kadar inmemesini bile sağlayabilirdi. Euro 5'lerde farklı bir durum. Bu konuştuğumuz yorumların hepsi Euro 4 için. Euro 4'te hiç problem yok. Kullanarak gelebilirsiniz. Biraz kara duman atarsınız belki. Katalitik konvektörün içi dolar. Ama manifoldu değiştirdikten sonra ortalama bir 15-20 dakika motor ısındıktan sonra 3000 devirde kullanırsanız egzoz kısmını da temizlemiş olursunuz. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Çünkü biraz zaman uzun, farklı işlerim var. Onlara döneceğim. Ben en azından içeriğimi yaptım. Sizlere de sundum. Bu da kulağımızın bir kenarında küpe olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.